Kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Irak'ın Suriye sınırında yer alan Sincar bölgesinde tansiyon yükseldi. 2014'te DAEŞ'ı bahane ederek bölgeye yerleşen terör örgütü PKK'yı tasfiye etmek için anlaşma imzalayan Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim ve Bağdat, geçtiğimiz günlerde adıma attı. Terör örgütünün 6 yıldır yığınak yaparak ikinci Kandil haline getirdiği Sincar'ın etrafına 3 Tugay'dan oluşan 6.000 polis asker yerleştirildi. Silahlı güçler Suriye ve Irak sınır hattı ile Sincar'ın batısına yayıldı. Önümüzdeki günlerde Sincar kent merkezine de 2.500 polis yerleştirilecek ve kente yeni bir yönetim belirlenecek. Anlaşma gereği Sincar'ın güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak. PKK'nın yanı sıra İran destekli Haçlı Şabi güçlerinin de bölgeden çıkarılması planlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Musul Valisi Necim El-Cuburi, güçler özellikle Şengal'in batısında Beyaç ve Şengal bölgesinde Suriye sınırını korumak için geldi. Önümüzdeki ayın başına kadar karar sahada uygulamaya konulacak, dedi. PKK'ya yakınlığı ile bilinen Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi yetkilisi Hüseyin Hacı ise, kimsenin kendini Şengal'e dayatması kabul edilemez. Şengal için 6 yıl boyunca mücadele eden, kan döken, şehit verenlere kolay bir şekilde Şengal'den çıkın ve yerinize polis gücü yerleşecek denmesi kabul edilemez, ifadelerini kullandı.